mi? Fikri nerede oğlum bu mermerci? Dedemin mezar taşını bir an önce yaptırmam lazım. Adam rüyama girdi. Torunum dedi. Manyak mısın dedi. Niye benim mezar taşımı yapmıyorsun dedi. Ağzıyla söyledi adam. Çok korkuyorum oğlum. Ya İsmail abi tamam merak etme. Ya burada ama önce abi ya şu eczaneye bir girsek mi ya? Benim vitamin almam gerekiyor da. Acelemiz var ama ya. He? Abi hemen alırız ya. İyi tamam. Vallahi bak abi bu eczane var ya çok meşhur ha. Nesi meşhur lan? Bir eczacı ne kadar meşhur olabilir ki? Abi sosyal medyada çok fazla takipçisi var. Deli gibi hem de gel hadi gel. Allah Allah. İyi günler. İyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vitamin alacaktık. Tamam. C vitamini. C vitamini. Bak abi, meşhur eczacı şovuna başlayacak şimdi. Oğlum, bir eczacı niye meşhur anlamıyorum ki. Nesi meşhur? İlaçları mı meşhur? Kendi mi yapıyor? Yok, dansları. Dans mı? Önce ne yaşadık lan? Nasıldı abi he? Değil mi? Çok güzel şov yaptı eczacı. Evet de bizim eczacıdan beklediğimiz bu değil. Abi olur mu ya? Ya bunların olayı bu abi. Ya tabii canım böyle şov yapıyorsun onu çekiyorsun kameraya. Bunlar artık böyle abi. Yani bir sürü hizmetlerini, atraksiyonunu yapıyorlar. Kameraya çekiyorlar. Videolar yaygınlaştıkça da müşterileri artıyor. Vallahi vitamini böyle veriyorsa iğneyi nasıl yapıyordu? Biz mermerciye gidelim. Ha, gel. Burada mı? İsmail abi. Abi gelmişken bir berbere uğrasak, bir saçlarımı kestirsem. Ulan dedemin mezar taşını yapacağım gün berbere mi gideceksin? Abi iki dakika ya. Gel halledelim. Ya gel. Yapma ya, gözünü seveyim. İsmail abi gel. Tamam gideceğiz abi. Ya nereden gittin? Nereden çıktın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin abiciğim. Sağ ol abiciğim. Sıra yoksa ben tıraş olmak istiyorum. Hiç sıramız yok. Sıra sende. Buyur abi. İsmail abi. Gel buyur abicim. Her zamanki gibi öpüyoruz. Doğru mu? Doğrudur. Tamamdır. Hemen üstümüz başımız kirlenmesin. Şunu şöyle koyalım babam. Şunu da şuradan şöyle sabitleriz. Şöyle bakıyorum. Kardeşim rahatsız oluyorsan durayım. Yok abi olur mu? Döv beni. Dövüyorum o zaman. Thank you.
Oldu bence. Sağlıklar olsun. Eyvallah abi. Borcumuz ne kadar? Sen ne verirsin? Biraz daha ver. O olmaz, az daha ver. Çıktı mı? Eline sağlık. Abi, sağ olasın. Selfie alabilir miyim? Abi, gel çek. Hadi bakalım. Hadi sağlıklar olsun. Hadi sağlıklar olsun. Kardeşim, yanlış anlamazsan bir durum dikkatimi çekti de paylaşmak istiyorum. Aha. Buyur abi, dinliyorum. Şimdi bu berber az önce seni dövdü. Sen de üstüne para verdin. Evet abi, ama olayı bu abi. Adam fenomen, herkes tanıyor adamı. Kaç lira verdin? 300 lira verdim. 300, saç yıkama için. Evet. İyi tokatlıyormuş. Kardeşim, yarın öbür gün yine canın dayak çekerse ben yarı fiyatına tokatlarım, söyleyeyim. Abi anlamıyorsun ya. Bunun olayı bu. Adamı bir sürü insan tanıyor abi. Tokatlıyor herkesi. Oğlum tanınır olmak bu kadar önemli bir şey mi? Mahallenin delisini de herkes tanıyor. Ama bu ünlü olmak için doğru bir referans noktası değil. Annem tatlı sipariş vermişti. Şuradan böyle bir yarım kilo tatlı alalım ya. Alalım ulan. Yürü. Kardeşim, hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Yarım kilo şöbiyet istiyoruz. Derhal efendim. Hemen hazırlıyorum şöbiyetinizi. Çantayı almanız lazım. Ne? İçinde çok önemli şeyler var. Sizden başka güveneceğim kimse yok. Kim? Lütfen alın çantayı. Kardeşim, tamam. Kimsin sen? Niye alıyorum çantayı? Hayır, almıyorum ben şunu çantayı. Alın, benim kaçmam lazım. Lütfen. Hayır ya, niye alın? Hiçbir yere kaçamazsın. Ver o çantayı. Anam. Vermiyorum çantayı. Peki, o zaman bunu sen istedin. İsmail abi! Adamı karıştırma. Ne oluyor? Aman Allah'ım, dükkanına ne oluyor? İmdat! Oğlum, adam beni vuracak, bir şeyler yap. Yardım edin. Abiler, yapmayın lütfen. Bu ikimizin arasında. Bırak adamı. Doğru diyorsun. O zaman al sana. Çok kötü vuruldum. Ama seni de vuruyorum. Lan! Ambulans! Polis çağırın! Abi çok geç. Bu çantanın içinde çok önemli şeyler var. Lütfen bu çantayı alın. Size emanet bu çanta. Şifresi de 0007. Öldü! Adam öldü oğlum. Başımıza ne işler aldık lan? İsmail abi, çantayı alın dedi. Oğlum bırak çantayı, yürü gidelim polise söyleyelim. Abi adam alın dedi, şifreyi verdi. Oğlum alsak mı? Ben mi alayım? Sen al abi, ne yapacağız? Alıyorum. Al abi. Açıyorum. Aç abi, aç. Allah'ım ya. İçinde bir şeyler var dedi. Açıyorum. Aç abi. Yarım kilo şöbiyet var burada. Evet efendim, borcunuz 400 lira. Oyun muydu bu? Ya. Ya. Evet efendim. Aman aksesuarlarınızı, aman. 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 Ya. Ya. Tatlıcı oyuncu olarak bilinir. Evet. İsmail abi! Olaya bak! Bakıyorum! Ulan! Ya! Ajan filmi gibi! Evet. İsmail abi, sen niye eğlenmiyorsun ya? Çok tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun Fikri. Korktum ulan, korktum. Yarım kilo şöbiyet için 20 yılım gitti şurada. Şimdi arkadaşlar, açıklık getireyim. Bunlar benim çıraklarım. Aynı zamanda da aktör olur kendileri. Evet, merhabalar. Merhaba. Evet. Evet, neyse. Biraz eğlenelim. Eğlenmek istedik. Böyle şaka olsun dedik. Hadi o zaman. Şöyle bir eğlenelim. Şöyle bir poz verelim. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayalım. Evet. Oyuncu tatlıcı. Ya da tatlı oyuncu. Çok güzel oldu. Vallahi ellerinize sağlık. Hadi gidelim. Buyurun. Sağ olun. Lan işini doğru dürüst yapan bir tane esnaf göremeyecek miyiz biz ya? Peynirci! Peynirci, tek çeşit peynir! Haydi peynirci! Abi bak işte, peynirci ayağına geldi ya. Sen peynir alacağım diyordun ya, bak peynirci işte. Oğlum diyordum ama bir yandan da çekiniyorum ya. Böyle abuk subuk bir şey yapmasın bu. Yok abi, baksana işini yapan bir tane dürüst bir esnaf. Baksana seyyar peynir. Tek çeşit peynir satıyor abi. Bunlar ne numara alacak ya? Boş ver. Peynirci! Affedersiniz. Bir kalıp peynir alabilir miyim? O benim babam tek çeşit peynir.
Orta sert, az yağlı veriyorum. Tamam. Ufak kalıp, büyük kalıp fark eder mi babam? Yok babam. Büyük aldık. Aman benim babam, bunu veriyorum. Sağ ol. Aman benim babam. 150 lira versen kafidir babam. Buyur, tam para. Ay bereket versin. Siftah sana bereket Allah'tan baba. Hal var baba. Ne güzel ya bak gerçekten böyle düzgün, eli yüzü düzgün bir esnaf ya. Şov yok, dayak yok, dans yok. Öptü mü o beni? Hala bir öbür yanağı çevir bak. Öptü abi. Tamam. Ana! Oh! Hadi bakalım, uğurlar olsun. Aa! Ben Murat uğradım abi. Öpen peynirci bu. Vallahi. Öpen peynirci ne lan? Evet abi, önce peyniri veriyor, sonra öpüyor. Vallahi. Abi, bu var ya, bunun videoları var. 10 milyon izleniyor nereden baksan. Abi ya, beni de öper misin? Öperim tabii babam. Öpeyim babam, gel. İsmail abi. Oo, tatlıcı oyuncudan şöbiyat almışsın. Tabii abi. Gel benim babam. Oh. Oh. Yarasın abi. Size de yarasın benim babam, benim canlarım, benim ağamsın, benim paşamsın. Afiyet bal şeker olsun. Sana da afiyet olsun. Gamzelerden öptüm babam. Hepinizi öptüm. Bir de tükürükle öptüm. Allah'ını seversen şu mermerciye gidelim ne olur. Ya İsmail abi ya. Abi biraz uyum sağla ortama ya. Bu işler böyle abi artık ya. Adamlar atraksiyon yapıyor ya. Döven berber, ne bileyim neşeli züccaciyeci, sinirin albur. Artık esnaf böyle abi, kabulle ya. İsimlere bak ya. Esnaf çarşısı mı, susam sokağı mı belli değil. Allah'ını seversen şu, ne olur neredeyse şu mermerci. Burada abi, burada nereye gidiyorsun? Gel. Heh. Bak bana söz ver. Buradan çıktıktan sonra tek bir esnafa uğramadan direkt eve gidiyoruz, tamam mı? Tamam abi, tamam. Gel, baksana abi, geldik zaten. Bak, mermerci. Düzgün de bir esnafa benziyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir atraksiyon falan yok, değil mi? Ne gibi? Böyle garip grup durumlar falan. Garip grup durup yok mu bizde ya? Biz normal esnafız. Vallahi. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz ya. Allah, ah. Oh be. Seni gördüğüme çok sevindim usta. Çok teşekkür ederim ya. Eyvallah. Ne istiyorsunuz? Not burada yazıyor. Dedemin mezar taşını yaptıracağım. Ha. Hemen iki dakikada çizeriz bunu. Vallahi. Siz burada bekleyin, ben geliyorum. Oh be! Abi bak, deden var ya, yaşasaydı seninle gurur duyardı. Vallahi. Vallahi. Mezarında rahat yatacak canım dedem benim. Aa. Bu taşı dedemin mezarına koyamam. Dua tutmaz bu taş. Bu da kartvizit. Oo! Seksi mermerci. Oğlum, bir mezar mermercisinden niye seksi olmasını bekliyoruz biz ya? Ben yıllarca
normal esnaf olarak takıldım ama neredeyse batacaktım. Artık bu devirde işini normal yapmak değil, böyle saçma sapan şeyler yapmak modu oldu. Anladınız mı? Borcunuz 1500 lira. Fikri cüzdan yok. Oğlum cüzdan yok, cüzdanı çalmışlar ya. Abi şov yapmıyorsun değil mi? Lan yürü git. Allah'ını seversen sen ödesene şunu. Öderim abi, ne olacak? 1500 kaldı zaten abi. Ver bak. Alayım. Bereket versin, bereket versin. Alayım. Hadi yürü gidelim. Berbere dövdürdük. Peynirciyi öptürdük. Dedemin ahiretliğini yaktık. Cüzdanı çaldırdık. Harika bir gün ya. Abi tamam ya. Aa bak, görevli geliyor. Ona sorarız abi. Pardon beyefendi. İsmail abimin cüzdanı kayboldu ya da çalındı. Bir yardımcı olabilir misiniz bize? Merak etmeyin. Bu hafta hırsızlık vakaları çok arttı. Ama ben ilgileneceğim. Hiç merak etmeyin. Yakışıklı görevli, hesabımı takip alın. Biz niye seni takip alıyoruz ya? Sen hırsızı takip alsana. Doğru diyorsun. Şimdi onların peşine düşüyorum. Polise gidelim. Bu hırsızın değil, alacağı like'ların peşinde. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedel.